Sağ ol, teşekkür ederim. Günaydın Öner. Günaydın. Demokrasi örneği veriyor belediyemiz, gördüğünüz gibi. Hak, hukuk, adalet. Nerede Kılıçdaroğlu? Nerede? Daha fazla bir şey söylemeyeyim, saygısızlık etmiş olurum belki. Ama bu yapılan hukuksuz ve adaletsizdir. Teşekkür ederim. Tabii ki. Lütfen. Hayır, ne dedi sizi size? Etmiyorum. Hiç saygısızlık etmedim bugüne kadar devlet memuruna. Şu anda yaptım. Her zaman göreve davet kayıtlı. Ediyorum. Şu anda hayır, yaptım. Ne yapıyorum? Görüntü ve ses kamera kaydı olur. Tabii, alın alın. Olabilir. Alın. Yani her hareketi taciz olarak kabul ederseniz yandırır. O zaman özgürlük yok. Özgürlük yok. Belediye zabıtaları işine yapsın, yapmasın demek buna hakkı var mı? İş yapılırken... İtham edemez, itham edemez. İş yapılırken kurala uyulur. Kanun var, mahkeme kararına uyulur. Evet, onlara mahkeme uyulur. Kararı var zaten. Varsa göster o zaman. Yürütmeyi durdurmanızı reddediyoruz. Gösterin size. O zaman. Mahkeme kararını gösterin. Beyefendinin sataşması bu konuyla ilgili değildi. Ha. Farklı bir yere çekti konuyu, bilmiyorum farkında bilmiyorum, mısınız? Bilmiyorum. O zaman fark edin. O da dürüst doğru bir vatandaştır buradan ya doğrusu. Hayır, sataşamaz. Doğru bir vatandaş devletin memurunu sataşamaz beyefendi. Sizin çıkışınız çok çirkin, karşınızda yaşlı saygı duyulacak. Ben de karşınızda devletin memuru var. O zaman kanunlara uygun hareket edeceksiniz. Hiçbir zaman böyle hareket etmedim. Kanunlara uygun, yargı kararlı. İsteyen istediği gibi sataşabilir devlete. Evet, biliyorum ki zabıta olarak sizi kırıyorum. Ben de eski. Siz milletin hizmetinde olan insanlarsınız. Ama biz tercihlerinizden dolayı sizden de dava alıyoruz. Sizden de dava alıyoruz. Tercih ettiğiniz için size hakaret etmiyorum. Yaptığınızın çok çirkin olduğunu söylüyorum. Ben devletin burada devleti temsil ediyorum. Sataşamaz. Devlet görevlilerin kanuna uymalı. Sataşamaz. Tamam, tamam. Lütfen. Lütfen. Başka bir platforma çekti konuyu, siz de buna alet oluyorsunuz. Lütfen alet olsun, lütfen. Akış yaralar çok olayı, yanlış. Olayı abartmayın, büyütmeyin. Yaşlı adama saygısızlık şey yok. Tamam, aynen öyle, şey birbirimize akışmayalım. Bir lütfen. Şey bekliyoruz, o gelsin. Gel. Fatma'daki sürtükönlük adam gidiyor. Tabii ki görevli. Görevli, tamam. Evet. Görevli ise muhatap görevli odur. Görevli için burada şu hayır, an. O muhatap görevli odur. Yapıyor. Hayır, o muhatap odur. Biz onunla konuşuyoruz. Siz lütfen. Siz de, ama siz de muhatap değilsiniz ki. Başkanım çağırdığı için o lafı siz söylemediniz. Görevi sözlü mü aldınız yazılı mı soruyor. Başkanım çağırdığı lütfen için görevi. Lütfen ama ben de kamu görevi yaptım soruyor. Başkanım görev sözlü mü yazılı mı? Sözlü mü yazılı mı? Kurma görevi de verilmiş. Bakın sözlü görevler. Kanuna aykırı ise yapılmaz. Yasaya aykırıdır. Sizin de başınıza dert açar söyleyin bu yarın. Ömer Bey yargıda konuşuruz. Yargıda da konuşuruz. Yargı kararı getirin teslim siz edelim. Siz getirin buyurun. Niye biz getiremiyoruz? Biz buranın asıl sahibi. Halk buranın asıl sahibi. Efendim yürütmeyi durdurmanız kabul edilmedi. Reddedildi. Biz mahkeme kararını uyguluyoruz. Bir ara karar değil mi? Devam ediyor mahkeme. Olsun bir ay içinde uygulanmak zorunda. Mahkeme devam ediyor. Devam ediyor. Hayır. İlk karar bir ay içinde uygulanmak zorundadır. Biz onun için buradayız. Biz de onun için buradayız. Şu anda Mudanya Kent Konseyi'nin binasındayız ve Soyer Kazancı Kent Konseyi Başkanı makamında ama biraz önce kapıda bir şeyler yaşandı. Zabıta vardı. Bazı tartışmalar yaşandı. Bugün burada neler oldu? Bugün burada aldığım bir telefon ihbarıyla neler olduğunu ben de görmeye geldim. Kapıya belediyenin avukatı, belediyenin başkan yardımcısı, mali işlerden sorumlu Sevinç Şenşekerci ve zabıta müdür vekiliyle bir grup zabıta memuru ve belediye başkanının usulsüz oluşturduğu kent konseyi başkanı sıfatını, sözde kent konseyi başkanı sıfatı taşıyan Hasan Cumhur Aksan ekip olarak kapıya dayanmışlar. Çilingir marifetiyle kent konseyi kapısını açıp içeri girmek istiyorlardı. Tabii müdahale ettim. Çilingir'i uyardım. Dedim yazılı bir belge verildim sana. Hayır. O zaman açamazsın kapıyı. Suç işlersin dedim.
Onlar Çilingir'i ikna etmeye çalıştılar. Fakat Çilingir yazılı belge olmayınca bunu yapamayacağı kanaatine çekildi. Avukatıyla tartıştık. Avukat bizim açtığımız yürürlüğü durdurma ve işlemi iptal davasında yürürlüğümüzün reddedildiği bahanesiyle yetkili olduklarını, buraya girme haklarının bulunduğunu, Sevinç Şenşekerci hanımefendi de kira kontratını göstererek burasını belediye kiralamıştır savıyla yetkili olduklarını söyledi ve kendilerine şunu söyledim: siz belediye olarak kent konseylerine hizmet etmekle yükümlüsünüz. O kira kontratı belediyenin burayı kiralına dair bir belgedir. Bu size buraya girme yetkisi vermez. Bizim açtığımız davada yürürlüğü durdurmayı veren mahkemeye biz itirazımız oldu. Bu yüksek mahkemeye intikal etti. Yüksek mahkemeden bu konuda karar çıkmış değil. Böyle bir karar lehimize veya aleyhimize çıktığı takdirde durum tekrar değerlendirilir. Bu arada bilahare biz çok sevdiğimiz bir avukat arkadaşımıza bu durumu anlattığımızda bize şöyle bir ifadede bulundu. Dedi ki zaten öyle bir karar çıksa da belediyenin tahliye davası açması gerekir. Ayrıca bu tahliye davası sonunda ancak burasını siz terk edebilirsiniz. Yani mahkeme bizim aleyhimize karar verse bile belediyenin burayı teslim alması için yine mahkeme marifetiyle tahliye davası açması gerekiyormuş. Bu durumda tabii polisin gelmesini beklediler. Tartışmalar oldu. Yine burada kamuoyuna da şunu duyurmak isterim. Belediyenin avukatı, ismini şu anda vermiyorum çünkü dava konusu yapacağım. Benimle ilgili şöyle bir ifade kullandı. Siz zaten dedi suçlusunuz dedi. Cumhuriyet Savcılığı dedi hakkınızda suçlu olduğunuz için dedi dava aç dedi. Ben de kendilerine ben suçlu değilim, sanıkım. Bu konuda siz hukukçu olarak yanlış ifade kullanıyorsunuz. Beni kamuoyunda suçlu ilan ettiniz. Hakkınızda da dava açacağım ifadesini kullandım. Şimdi belediyenin yaptığı bu işlem hem hukuka aykırı hem de etik değerlere çok aykırı bir yerde. Kurumlar arası ilişkileri de zedeleyecek boyutta bir facia bana göre. Personeline sözlü talimat verip onları buraya gönderen, hak ve hukuku tanımayan, böyle bir yetkisi olmadığı halde, bir hakkı olmadığı halde böyle bir icraatı gündeme taşıyan bir belediyenin ne yazık ki barışın başkenti dediğimiz Budanya'mızda yaşanması ayıpların en büyüğüdür, acıların en acısıdır. Burada ben kınıyorum bu olayı, protesto ediyorum. Budanya kamuoyuna da şu son sözümle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Budanya Belediyesi'nin başından beri kent konseyi ile ilgili yaptığı icraatlar yasal değildir, mevzuata aykırıdır. Bu yanlışları biz yargı yolundan düzeltmesini başvuruyoruz. Belediye başkanlığı yargı kararlarını beklemeksizin bir noktada korsan müdahalelerle kent konseyini işlevsiz hale getiriyor. Ne yaptılar? Bir, suyumuz kesildi, telefonlarımız kapatıldı. Burada biz çalışamıyoruz. Yani bir kent konseyi düşündünüz ki bine yakın insanın gidip geldiği, daha çok kadınlarımızın burada eğitim aldığı, belli bir sanatı icra ettikleri, el işleriyle evlerine ekonomize katkı sağladıkları çalışmalarımız söz konusu. Toplumsal konular üzerinde duyarlılık göstermişiz. İnsanlara uyarıcı panellerimiz yapılmış. Bütün bunları belediyenin desteği olmaksızın yapan ve bağımsız olarak çalışan gönüllü, ücretsiz bu insanlara yapılmasını bir kez daha kınıyorum. Buradan ya kamuoyunu bu şekilde bilgilendirmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım, bu aşamaya nasıl gelindi? Evet, efendim. Bu aşamaya gelinmesini çok kısa özetler misiniz bize? Biz bu aşamaya nasıl geldik? Bu aşamaya 2016 Mart ayından bu yana gelmiş bulunuyoruz. Belediye başkanımız o gün 1 Mart 2016 günü telefon talimatıyla burada bulunan genel sekreter ve personeli görevlerinden aldı. Yaptığımız tüm yazışmalara rağmen iade etmedi. Ardından bize binayı tahliye edin diye yazı gönderdi. Biz binayı tahliye
edemeyeceğimizi, kent konusu hizmetleri için kullandığımızı, bu nedenle de Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtık. Bu davayı kazandık. Bu kesin kazandık. Yani üst mahkemenin de kararları. Ardından personelle ilgili dava açtık. Onu da kazandık. Ardından bütçeye ödenek koy dedik. Ödenek koymadılar. Onu da kazandık. Bu üç davayı kazandığımız halde belediye başkanı bu yargı kararlarını uygulamaktan uzak kaldı. Uygulamadı ve sürüncemede bıraktı. Bu konuda hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yargının bu konuda ne karar verdiğini de bilmiyoruz. Çünkü yargının karar vermesi için İçişleri Bakanlığı'nın bu yargılama konusunda izin vermesi gerekiyormuş. Ama bu izin verildi mi verilmedi mi de bilmiyoruz. Bu süreç devam ederken belediye başkanı bu önümüzde 19 Haziran'da yaptığımız seçimler öncesi seçimleri kendinin yapacağını, yeni bir kent konseyi oluşturuyor iddiasıyla yola çıktı. Biz kendisinin yanlış işler yaptığını, yönetmeliğe ve yasaya uygun olmadığını çeşitli yazışmalarla ifade ettik ama anlatamadık. 19 Haziran 2019'da yaptığımız seçimli genel kurulumuzun ardından sonra 25 Haziran'da bir seçim yaptılar. O seçimde oluşan kent konseyiyle bizim kent konseyi teslimimizi talep ettiler. Biz bu teslimi yapmadık çünkü bu konuda yargı kararı gerekir dedik. Bizim hakkımızda, benim hakkımda şahsımda suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuda sanık olarak yargılanmamı uyguladı. 26 Kasım 2016 günü Mudanya 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yargılanacağım. Kendimi savunacağım. 26 Kasım 2019. Bu süreç devam ederken, bugün de korsan, biraz önce ifade ettiğim eylemle karşı karşıya kaldık. Değerli arkadaşlar, biz yargı kararlarına saygılıyız. Yargının vereceği her türlü kararı uygulamakla kendimiz görevli sayıyoruz. Şimdi belediye başkanı elinde hiçbir yargı kararı olmadan belediye başkanı nüfuzunu kullanarak, bakınız nüfuzunu diyorum, nüfuzun değil, nüfuzunu, yani yetkisini kullanarak personeline, avukatlarına sözlü talimat vererek bu eylemi gerçekleştiriyor. Bu hukuka saygısı olan, tüm insanları rahatsız eden, ben rahatsız oldum ve sözlerimin bir anda ifade ettiğim gibi bu eylemleri, bu uygulamaları yapanları kınıyorum, protesto ediyorum. Teşekkür ederim.